İyi akşamlar sevgili eğitim liderleri, takipçileri, kıymetli öğretmenlerimiz, sevgili anne babalar, değerli öğretmen adayları. Bugün yine pazartesi eğitim liderleri canlı yayında karşınızdayız. Kıymetli bir öğretmenimizle bu akşam karşınızda olacağız. Kendisi mesleğine başladıktan itibaren sürekli gelişmeyi önemseyen, kendisini geliştirmeyi önemseyen, farklı şeyleri yapmayı önemseyen, öğrencileriyle gerçekten onlara değer katmayı önemseyen bir öğretmenimiz. Kendisiyle özellikle küçük yaşlarda çocuklarımızın alakalı alışkanlıkları nasıl kazandırıldığıyla alakalı sohbet edeceğiz. Tabii burada öğretmenlere görev düştüğü gibi velilerimize de görevler düşüyor. O yüzden ekran başında hem öğretmenlerimiz hem velilerimiz olacak. Sorularınızı da bekliyoruz tabii ki. Kadim Hocam hoş geldin. Hoş bulduk hocam. Nasılsınız? Teşekkür ederim hocam. Seni tekrar ağırlamak gerçekten benim için ayrıca bir mutluluk verici. Bu yoğun programın arasında bize de vakit ayırdığın için teşekkür ediyorum. Ama ben biliyorum ki eğitim deyince, eğitim konuşalım deyince Kadim Hocam koşar. Bütün elindeki işleri bırakır. Zaten bütün elindeki işler de hep eğitimdir zaten. O yüzden aslında onları da bırakmaz. O anlamda eğitimle yatıp eğitimle kalkan çok kıymetli bir öğretmenimizsin. Kadim Hocamı çok eskiden beri tanırım. O yüzden onunla canlı yayın yapmak benim için ayrı bir heyecan açıkçası. O yüzden tekrar hoş geldin diyorum sevgili hocam. Hoş bulduk hocam, hoş bulduk. Biliyorum hep telefonda veya yüz yüze konuşuyoruz ama bugün de canlı istedin. Biz de kırmadık sizi. Elimden geldiği kadar, dilimin döndüğü kadar anlatacağım bir şeyler. Hocam teşekkür ederim. Şimdi tabii ki Eğitim Liderleri sayfamızda ikinci yılımızda canlı yayınlarımızda düzenli olarak pazartesi akşamları 9'da siz de takip ediyorsunuz canlı yayın yapıyoruz. Siz gibi kıymetli öğretmenlerimizle ve bizi izleyen öğretmen arkadaşlarımız, anneler, babalar ya da öğretmen adayı arkadaşlarımızla beraber saat 9'dan 9.45'e kadar beraber oluyoruz, sohbet ediyoruz, eğitim konuşuyoruz, iyi örnekler paylaşıyoruz. Böyle devam eden bir serüven açıkçası. Ben bu anlamda başından itibaren gerçekten heyecanlanıyorum ve her akşam yayından sonra da, her pazartesi yayından sonra da inanılmaz mutlu olarak bir ayrılıyorum açıkçası. Tabii ki sizin vesilenizle şu anda Eğitim Liderleri sayfasını tanıyan arkadaşlarımız vardır mutlaka. İlk defa takip eden arkadaşlarımız vardır. O yüzden ben izninle kısaca kendimi tanıtayım. Sonra aynı şekilde seni de tanıtmanı rica edeceğim. Ben tanıyorum ama izleyen arkadaşlarımız da bu vesileyle tanımış olsunlar. Ben Mevlüt Altıntop. İstanbul'da özel bir okulda müdür yardımcılığı görevi yapıyorum. 2004 yılında Marmara Üniversitesi'nde İlköğretim Matematik Öğretmenliği bölümünü bitirdim. Sonrasında çeşitli okullarda müdür yardımcılığı, müdürlük ve böyle eğitime açıkçası yardımcı olmaya çalışıyoruz. Yani çocuklarımızı yetiştirme yolculuğunda yardımcı olmaya çalışıyoruz, gayret ediyoruz. Eğitim Liderleri sayfasını da öğretmen arkadaşlarımıza, velilerimize eğitime dair gelişmeleri duyurmak için açmıştım. Geçen yıldan itibaren de düzenli olarak canlı yayın yapıyoruz. İşte yurt dışındaki misafirlerimizi de ağırlıyoruz. Böyle devam ediyoruz sevgili hocam kısacası. Ben az konuşacağım. Bu akşam tabii sen daha çok konuşacaksın. Senin daha çok konuşmanı arzu ediyorum. O yüzden seni bir tanıyabilir miyiz sevgili hocam? Evet, ben Kadim Can. Sınıf öğretmeniyim. Marmara Sınıf Öğretmenliği mezunuyum. Meslekte 7. yılım. Şu anda özel bir kurumda çalışıyorum. Mevlüt Hocam, sizin dediğiniz gibi zamanım benim eğitimle ilgili. Bütün aklım, fikrim çocuklar aslında. Çünkü işimin gereği zamanımın büyük bir çoğunluğunu çocuklarla geçiriyorum. Bu sebeple ne yaptıysam, ne adım attıysam aslında aklımın bir ucunda her zaman bir çocuk var, eğitim var, öğretmen var, veli var, okul var. Kendi öğretmen arkadaşlarımıza, yani kendimi tanıtırken bunu böyle söylüyorum çünkü sen beni çok iyi biliyorsun. Ne olursa olsun bir şekilde odak noktam hep eğitim oluyor. O yüzden bugün inşallah sizinle birlikte güzel bir vakit geçireceğim. Çok teşekkür ederim Kadim Hocam. Şimdi tabii ki aslında önemli bir konuyu konuşacağız. Sınıflarımızda rutinler oluşturmak, sadece sınıflarımızda değil aslında evlerimizde de rutinler oluşturmak. Çünkü bu iş sadece okulla bitmiyor gerçekten. Bunu herkes söylüyor. Bilim adamları, araştırmacılar bu işe gerçekten kafa yoran insanlar da söylüyor. Evin de ne kadar önemli olduğu kaçınılmaz. O anlamda bu akşamki biraz sohbetimiz şey olacak.
Siz sınıf içerisinde neler yapıyorsunuz? Peki velilerimizden neler bekliyoruz? Velilerimize bu anlamda önerilerimiz neler olacak açıkçası? O yüzden kıymetli bir yayın olacak. Ben şöyle başlamak istiyorum açıkçası sevgili hocam. Şimdi siz ilkokul öğretmenisiniz. Tabii ki bunun aslında bir öncesi var, ana sınıfı. Okul öncesinde de artık çalışmalar yapılıyor ama ülkemizde henüz okul öncesi mecburi değil. O yüzden eğitim öğretimi, zorunlu eğitimi birinci sınıftan yani ilkokuldan başlıyor olarak kabul edersek çocuklarımız bu eğitim yolculuğunu orada başlıyorlar. Tabii ki ilk zamanlarda çocuklar tedirgin geliyor okullara ve bu tedirginliklerini gidermek için öncelikle güven hissetmeleri gerekiyor. Okula karşı, Kesinlikle. öğretmene karşı. Siz nasıl yapıyorsunuz? Çocuklarda özellikle ilk zamanlarda güven duygusu nasıl oluşuyor hocam? Öncelikle ben burada şu siz özellikle üzerine basarak söylediniz güven duygusu. Şimdi genellikle bu arada şunu açayım ben. 7. yılımda 3. kez 1. sınıf okuttum ben. Yani bu şanslıyım aslında bu anlamda. Mesleki anlamda ciddi 3 yıl yoğun bir 3 yıl geçirdim. Hatta bunu son 3 yılında arka arkaya geçirdim ve bu bana çok büyük bir katkı sağladı. Özellikle hep duyduğum ve dile getirilen bir mevzu okula işte öğretmen şey öğrencimiz alışamıyor. Çocuğum bir türlü okula alışamıyor. Hocam korkuyoruz. Velilerden gelen talepler aslında bir noktada İdarenin de en büyük tedirginliği biz ne yapabiliriz? Yani bu çocuklar bu okulda başlangıç aşamasında en az nasıl bir sıkıntı çekmeden nasıl geçirebiliriz diye hedefler koymakta. Veliler de hedefler koymakta, öğretmen de hedefler koymakta. Tek nokta öğrenci. Öğrenci burada sağlıklı bir vakti nasıl geçirir? Şimdi ben burada sizin ilk ifadenizde güven duygusu. Bunun okula gelmeden önce halledilmesi gereken aslında önemli bir kavram. Yani benim kendi çocuğum da var, 2 tane çocuğum var. Özellikle şu anda 4,5 yaşındaki oğlumuzla ben çocuğumun olması da bir avantaj. Birçok şeyi onun üzerinde deneyimleyerek, yaşayarak da görebiliyorum. Okula gelen öğrenciler de anneden babadan ayrılamama, yani bu sorunun aslında okul öncesi dönemde güven duygusunun halledilmesi gerekiyor. Eğer güvenli bağlanma gerçekleşmediyse, güvenli bağlanmayla ilgili sorun yaşanılıyorsa, öğrenci o ortamdan, çocuk o ortamdan kopmak istemiyor. Yani daha çok onlarla beraber olmak istiyor ki bunu ben şöyle yorumlayayım. Ben oğlumun tam böyle beni hissetmeye başladı. Her zaman hissediyor ama ben askerlik dönemim oldu. Üç aylıkken ben askere gittim, geldim. 9-10 aylık bir çocuk artık çevresinin farkında, benim de farkında. Onun benimle birlikte farklı ortamlara girmesi, yani annesinden kopmaya başlaması en az 1-1,5 yılını aldı. Yani bu tamamen benimle olan güvenli bağlanmayla, anneye daha fazla olmasıyla, benim o ortamda olmamla kaynaklanıyordu. Şimdi bu süreç veliler tarafından şöyle yorumlanıyor. Okula gitsin arkadaşlarıyla beraber olsun bunu atlatacaktır. İşte çocuklarla birlikte olacak, okulda öğretmene onu yönlendirecektir. Öğretmen bu işi iyi yapar, çözer diye düşünerek bu ötelenmeye başlanıyor. Aslında sorunlar şöyle de başlıyor. Bir alışverişe gittiklerinde veya bir misafire gittiklerinde odadan çıkmayan çocuklar, annesinin dibinden uzaklaşmayan veya bir oyun alanında başkalarıyla iletişim kurmak yerine anne sen de gel, baba sen de gel diyen çocuklar aslında işaret veriyor. Ben daha hazır değilim. Güvenli bağlanamadım. Sizinle iyi bir vakit geçiremedim. Benim güven sorunum var demek istiyor. Mesaj veriyor. Böyle mesaj veren çocukların ciddi anlamda yani bilir kişilerden destek alınıp bunu çözüme ulaştırılması gerekiyor. Çünkü birinci yer okul öncesi dönemde ciddi anlamda sorun yaşayacaktır. Sonrasında en büyük sorunu da gerçekten birbiri arasında dünya kadar fark olan anaokuluyla ilkokul başlangıç evresinde çocuk zor süreçler geçirecektir. Bunu da şöyle ben tanımlıyorum. İlkokul birinci sınıf gerçekten anne baba ve öğretmen için sabır gerektiren bir dönem. Öğrenciler sanki bir
şey geçiriyormuş gibi, nasıl söyleyeyim, bir evreden başka bir evreye geçiyormuş gibi bir durum ortaya çıkıyor. Aslında aradaki fark ufak bir ayrım. Yani 5 yaştan 6 yaş gruba veya 6 yaştan 7 yaş gruba, bu ayların da önemi var. Oraya bilmiyorum, girer miyiz girmez miyiz bilmiyorum ama ben genellikle tam böyle olgunlaştığını hissettiğinde gönderilmesi taraftarıyım. Çünkü 61 aylık öğrenciyle de sınıfta devam ettim. 61 aylık, 70-80'e yakın aylık öğrencilerle de beraber oldum. Bu ciddi anlamda bu ayların da birbiri arasında okula alışma ve ya da okula alışma diyorum ama okulda güven duyma, bu tür sıkıntıları çekmemesi için o ayların da göz önünde bulundurması lazım. Kendi herkesin şöyle bir durumu var. Ben kendi çocuğumu muhtemelen şu anda hesaplarıma göre 79 aylıkken göndereceğim. Yani şu anda, çünkü kendi tecrübem bunu gösteriyor. Tam böyle olgunlaştığında zihinsel süreci ne aile olarak önce bizim iyi anlamamız lazım. Yani öğrencinin potansiyelini her yeriyle, her çerçevesiyle, sosyal, duygusal, zihinsel bu anlamda hissedip göndermek gerekiyor. Bazen şöyle deniliyor. Ya çocuk iyi alıyor, hemen ezberliyor, hemen öğreniyor, hemen gönderelim. Aslında o çocuk sosyal ve duygusal anlamda belki de yeterli bir şeye sahip değil. Yani bunu iyi görmek gerekiyor. Çocukları sosyal ve duygusal anlamda da güçlendirmemiz gerekiyor. Sonuçta 60 aylık bir çocuk, hatta geçtim 60 aylık bir çocuğu, 50 aylık, 48 aylık bir çocuk ciddi anlamda zaten verilen şeyleri alır. Bir özel bir durumu yoksa alıyor da. Bunu biz görüyoruz. Bu sebeple bazı özel okullar erken vakitte okuma yazmayla ilgili çalışmalar yapıyor. Ne kadar doğru, ne kadar yanlış tartışmıyorum ben. Çocukları alıyor, yapıyorlar yani. Ama okula o birinci sınıf başlangıç kısmında sosyal ve duygusal anlamda yaşanan sıkıntılar çocuğun o süreçte okuma yazma sürecinde ciddi anlamda sorunlara sebep oluyor. Bunlar da konuşacağım şeyler arasında benim. Tabii. Peki Kadim Hocam, ben daha sınıfın içerisinde bu öncesinde ailelerin tabii ki yapması gereken bir takım durumlar var ve güven duygusu Evet. son derece önemli ama siz mesela okulun ilk günü, oryantasyon dönemi de diyebiliriz. Artık Kadim Hoca açıklandı. Birinci sınıfları okutacak Kadim öğretmen karşısında da artık 20 tane, 24 tane, bazı yerlerde Evet. 40 tane öğrenci var. Bu Evet. öğrencilerin içerisinde bu güven duygusuyla alakalı sıkıntı yaşamayanlar da çıkacak ama problem de yaşayanlar çıkacak. Bununla ilgili Kesinlikle. siz neler yapıyorsunuz? Yani sizin bir rutininiz var mı? Mesela ben her sene o ilk okulun ilk günü şunu yaparım dediğiniz ya da ilk haftası mutlaka bunu yaparım dediğiniz bir durum var mı? Evet. Şimdi Mevlüt Hocam, ben özellikle birinci sınıf için söyleyeceğim, bir de diğer sınıflar için ayrı ilerleyeceğim. Şimdi birinci sınıfta kendimizden de pay biçelim. Aslında o heyecanla bahçeyi bile göremiyoruz biz. Yani ben çocuğun gözünden bakmaya çalışıyorum. Bir öğretmenin yapması gereken bence en güzel şey o an o çocuk gibi davranmak, onu görmeye çalışmak. Eğer biz gerçekten o çocuğun gözünden baktığımızda neyle karşılaşacağını bilmiyor çocuk. Bahçeye girdiğinde ben zannetmiyorum ki o bahçeyi güzelce incelesin. Bilmiyor çünkü. Neyle karşılaşacağını bilmediği için zihninin bir tarafında ben neyle karşılaşacağım, nasıl bir problem olacak, bunları düşünüyor. Bu sebeple öğretmen onun gözünden bakıp hareket etmesi gerekiyor. Ne yapabilir? Ben şu kısmı söyleyeyim. Burada öncelikle tabii ki de rutindir, klasiktir. Öğrenciler alanda bekler. Öğretmen de o alanda onların beklemesi gereken yerde hazır ol vaziyette. Güzel bir kıyafet giymiştir. Orada yine bekler. Öğrencilere belki bir merhaba eder. Tabii bunun öncesi de var. Oryantasyon süreci, ama oraya girmeyeceğim. Ben okulun her zaman birinci gününü söylüyorum. Oryantasyon bile başka bir vakit yani. Başka bir etkinlik değil. Burada öğretmen öğrencilerle birlikte yukarı çıktığında, sınıfa girdiğinde, evet, ilk yaptığımız şey tanışma oyunudur. Bir buz kırıcı da olabilir. Onları ısındıran bir oyun da olabilir. Sonuçta ben hep söylüyorum, oyun çocuğun ya da öğretmen için en büyük anahtar oyundur. Ya bir oyunla illaki o çocukları tanıştırmak, o ortamda sizin de öğretmen olarak bulunmanız gerekir. Bu sebeple
Sınıfa girdiğinizde çocuklarla birlikte bir oyun tasarımı yapmanız lazım. Yani daha doğrusu siz tasarımı yapıp oyunu tasarlayıp sınıfta o oyunu oynamanız gerekir. Rollere bürünmeniz gerekir. Bir öğretmen olarak sadece seyirci kalmak yerine sizin de onlarla birlikte oynamanız gerekir. Eğer dışarıdan baktığınızda zaten çocuklar kendi aralarında oyun oynuyorlar. Hiç birbirini tanımayan iki tane çocuk parka yan yana geldiği zaman adını bile sormadan devam ediyor. Çünkü kendi yaş grubu o sizi merak ediyor. Sizin tavırlarınızı, hareketlerinizi, gülüşünüzü merak ediyor. Bu sebeple ilk oyunda, okulda ilk girdiğinizde, oyun oynadığınızda onlarla beraber birlikte gülmek, eğlenmek, heyecanlanmak, korkmanız gerekiyor. O sizin duygularınızı merak ediyor. O yüzden duygularınızı aşmanız lazım. Benim ilk yaptığım şey onlara duygularımı açmak her konuda. İkinci bir mevzu, evet, oyunla başladık. Oyunla devam ettik. Çocuklar birbirlerini tanımaya başladılar. Fakat hala sizi merak ediyorlar. Burada eğer oryantasyon sürecinde kendilerini tanıttılarsa yine söylüyorum orada yine bir tanışma olması gerekir. Burada en önemli şeylerden bir tanesi şu. Öğretmen öncelikle kendisini öyle bir tanıtacak ki yine benim rutinimdir birinci sınıf öğrenciler için. Ben önce çocukluğumu anlatıyorum. Benim de çocuk olduğumu, o sıralarda olduğumu, aynı sırada onlarla birlikte aynı yaş grubuyla oturduğumu, hatta yaşadığım sıkıntıları da anlatıyorum. Çünkü o sınıfta biliyorum ki benimle aynı duyguları yaşayan bir çocuk daha var. Yani duygu paylaşımı yapmak zorundayız. Eğer duygu paylaşımı yaparsak oradan belki bir iki öğrenciyle, belki de aynı mizaçta olduğumuz bir öğrenciyi yakalar, onunla iyi bir iletişim ağı kurabiliriz. Hemen bir anda oyunla bir kişiyi kazanabiliriz. Tanışma anında güldüğümüzde ve o gülücük ona yakın olur, o hoşuna gider. Hatta şunu söyleyeyim, bir öğrencim, bir velim bana şunu ifade etmişti, hiç unutmuyorum. Okulun ilk gününden sonra akşamleyin geri bildirim almak da önemli. Yani o güne dair öğrencilerin ne hissettiğiyle ilgili velilerden geri bildirim almak da önemli. Mesela yaptığım şeylerden bir Mesela tanesi. bunu Yani ilk gün mü yaparsınız, ilk hafta mı yaparsınız hocam? ilk hafta da olabilir. Süreç bu aslında. Ne düşünüyor? Süreç. Velilere sormamız gerekir. Kesinlikle velilere sormamız gerekir. Ne hissettiklerini çocuklara da sormamız gerekir. Ama şu önemli, bana bir velim şöyle söylemişti, hiç unutmuyorum. Kadim hocam sesinizi sevmiş. Ses tonunuzu sevmiş. Çocuk neye dikkat ediyor? Yani ben başka bir şey bekliyorum. Çocuk orada onunla kurduğum iletişimi, o ses tonunu seviyor. Yani her çocuğun aslında öğretmenden aradığı şeyler var. Fiziksel bir ya şimdi birinci gün o bir haftayı konuşalım bence. İlk günü şimdi rutinden dağıtmaya başladım ben. Haftaya yaymaya başladım. Yani o rutin içerisinde birçok çocuk sizin o ses tonunuzla beraber hareketliliğinizi de sever. Eğer gerçekten yapamıyorsanız çalışmanız gereken bir şey mizah. Bence çalışılması gereken bir şey. Ben bazen çalışıyorum fakat genelde öğrenciler komik olduğumu söylüyor. Akıllı tahtayla bile bir şeyler yaparken illaki bir komiklik yapıyorsunuz. Çünkü çocuk eğlendiğini, çünkü çocuk şunu istiyor. Ben eğlenmek istiyorum. Yani burada ben eğlenmek istiyorum. Çünkü niye? Bir yıl öncesinde eğlenerek geldi. O aradaki şeyi koparmamak gerekiyor. Çocuk evresinde hala. Bunu iyi gördüğümüz zaman gerçekten çocukları sınıfa daha iyi bağlıyoruz. Yani çocuk sizde onu arıyor. Mesela ben bir örnek vereceğim. Bu yıl mesela ikinci sınıfa geçtik. Çocuklardan eleştiri geldi. Kadim hocam, bu sene bizi güldürmüyorsun. Kadim hocam, kadim öğretmenim, komiklik yapmıyorsun. Veya şunu söylüyor, şunu da dile getiriyor. Öğretmenim, bugün canınız sıkkın galiba ya da bir şey mi oldu? Neden bunu söylüyor? Şundan biliyorum. Bir yıl öncesinde okula başladığımızdan itibaren duygu paylaşımını yaptığımızda çocuk bizimle o bağı kurduğundan dolayı ciddi anlamda sizi de anlıyor, biz de onu anlamaya başlıyoruz. Aslında karşılıklı her şey. Çocuğun sizi anlaması için onunla gerçekten, yani bir arkadaş olarak düşünün, onu arkadaşı gibi görün. Bundan da hiçbir zaman otoritem gidecek kaygısı yaşamamak gerekiyor. Çünkü saygı bana göre böyle başlıyor. Onu anladığını göstermek ya da onun seni anladığını, yani beni anlıyorsun,
Yani seni biliyorum, görüyorum demek çocuğa. Bu çok önemli. Çocuk bunu, öğretmenim beni anlıyormuş. Benim onu anladığımı da anlıyormuş hissini yaşattığınızda gerçekten iyi bir okul süreci başlıyor. O yüzden ben birincisi oyun diyorum her zaman. İkincisi duygudaşla o duygu paylaşımı. Duygudaş diyebiliriz aslında. Yani kesinlikle Evet, yani. evet, Üçüncüsü de kesinlikle mizah. evet. Çocuklar bunu istiyorlar. Dördüncüsü de gülmek. Yani her zaman ne olursa olsun hata da yapıldığında gülmek öğrenciler için en büyük değer. Sınıftan böyle somurtarak girdiğiniz zaman ilk tepki, ilk şey gülmektir. Yani gülmediğinizi görür öğrenciler. Yani şimdi teknoloji gelişiyor. Çin'in veya Japonya'nın benim sevdiğim alanlardan bir tanesi öğretmenler için kolaylaştırıcı şeyler yapıyorlar. İşte gözlük tasarlıyor. Gözlük öğrencilere baktığında çocukların duygu durumlarını öğretmene aktarmaya çalışıyor. Onlarla ilgili verileri yüz okuyor daha doğrusu. Bu yüzü okuma aslında işte insandan esinlenerek yapıyorlar. Çocuklar çok iyi yüz okuyorlar. Ben onlara iyi yüz okuyucular diyorum. Yani sizin bütün duygu durumunuzu o yüzünden anlayabiliyorlar ve Kapıyorlar. ona göre hareket ediyorlar. Kesinlikle. Evet hocam, şimdi bir iki de yorum Başka. okumak istiyorum, sonra devam edeceğim. Mesela Deniz Hanım yorumu çok güzel, paylaşmak istiyorum. Size ithafen, kızım sizi ilk tanıdığında eve geldiğinde dünyanın en iyi öğretmeni demişti diye Deniz Hanım. Verilerimizi de Evet. takip ediyor. Kendine teşekkürler. Şimdi tabii rutinleri konuşurken önemli bir konu. Adem Keven hocamız, kendisi bir özel okulda müdür. Mevlüt Hocam, bu rutin konusu çok güzel. Lakin son dönemde Amerikan öğretmenlerinin rutinleri hızla taklit edilmeye başlandı sanki. Bize özgü rutinleri oluşturulmalı değil miyiz diye sormuş. Kesinlikle katılıyoruz. Özellikle aslında Sayın Bakanımız da söyler bunu. Parlayan cisimler, shining object denilir. Bizim en çok dikkat etmemiz gereken şey şu. İyi örnekler, evet. Adem Hocamın dediği gibi. Ama bize uygun, yani Türkiye'ye uygun. Bizim çocuklarımıza uygun. Siz de tabii bununla ilgili yorum katacaksınızdır, ama şu anda bir de Fatma Gül Hocam, beraber ortak çalıştığımız öğretmenimiz, onu da yorumunu okuyayım. Kadim Hocam selamlar. Sizin gibi değerli öğretmenler ile çalışmak onur verici demiş. Biz de aynı Evet. fikirdeyiz. Çok teşekkür ederiz Aynen. hocama. Şimdi tabii ki ilk aşamada, ilk haftada güven duygusunu oluşturma yönelik rutinlerimizi anlattık. Burada kısaca, ama çünkü daha konuşacak çok konumuz var. Ailelerden bu aşamada beklentilerimiz ne olmalı? Aileler nasıl yaklaşmalı o aşamada? Orayı Evet. alalım. Sonrasında ben şeyi merak ediyorum. Özellikle davranışların oturmasıyla alakalı süreç nasıl işliyor? Sizin izlediğiniz bir yöntem var mı? Özellikle arkadaş ilişkileri, paylaşma, yardımlaşma, sınıf ortamına uygun hareket etme gibi. Bu durumlar nasıl kazandırılıyor? Orayı merak ediyorum, ama birincisinde özellikle ilk zamanlardaki güven duygusunun oluşma sürecinde ailelerin yaklaşımı nasıl olmalı? Yani bunu düşündüğümde hep aklıma gelen şeylerden bir tanesi, hep bu da velileri dinlemekle oluşan. Çünkü şu öğretmen olarak yapmamız gereken şeylerden bir tanesi de şu. Burayı açacağım ben. Bir öğretmen olarak şunu yapmamız gerekiyor. Ben bu tür şeyleri aşmış velilere şu soruyu soruyorum. Yani bunu nasıl yaptınız? Ya da konuşmalar arasında bu çocukta bunu nasıl sağladığınız sorularını soruyorum ben. Ama şunu gördüm süreç içerisinde. Bence en güzel şey okula başlamadan önce ara ara velilerin çocukları okula getirmesi. Yani rutinin dışında. O okulla, o okul içerisinde bir gezi gezebilir, dolaşabilir, oturabilir. Beraber bir o bankta otursa, orada bir sohbet etse okulla ilgili olumlu şeyler. Orada bir gezinse veya orada en basit söylüyorum, bahçedeki taşlarla bile oynamasına fırsat verse, zaten çocuk yavaş yavaş o bahçeye ilk adımla ısınmaya başlıyor. Güven duygusu o anneyle beraber veya babayla beraber neyse, burada o oluşmaya başlıyor. Sonrasında yine aynı şekilde bu rutinler devam etmesi lazım. Yani velinin okula getirmeleri, hatta hiç unutmuyorum, bana şöyle bir şey söylemişti bir velim. Kadim hocam, benim çocuğu okula ısındırmam veya başka bir öğretmen ısındırmam tam 2 ay sürüyor. Bir şey yapılacaksa bana 2 ay önceden haber edin. Bizde ne yapılacaksa çocuğu ona alıştırayım, ben konuşuyorum. Yani aslında bu ısındırmalar ciddi anlamda
öyle bir günlük, bir haftalık mevzu değil. Bunlar büyük bir süreç. Yani öncesinden en az 2-3 ay öncesinden karar verilmesi lazım. Bu sebeple okul seçimlerine çok erken davranmak gerekiyor. Yani sonlara bırakmamak gerekiyor. Velilere düşen görev bence son anda ya şuraya gideriz, buraya gideriz veya şu okul, devlet okulu olur şeklinde değil. Bunu çok öncesinden kritiğini yapmaları gerekiyor. Sonrasında öğretmenle ilgili de pardon oraya girmeyin. Önce okulla ilgili sorunlar yaşayabileceğini de anlatması gerekiyor. Yani sadece toz pembe okulda şöyle şeyler olacak, arkadaşlarınla oyun oynayacaksın. Bunu ben kendi çocuğumdan deneyimleyerek yapıyorum. Bir şeye bir yere giderken yaşayabileceği olumlu ve olumsuz şeylerin de kritiğini yapıyorum çocuğumla. Bunun ne faydasını gördüm? Karşılaşabileceği şeylerle ilgili direnç kazanmasıyla ilgili. Yani oraya gittiğinde şunu ya bunu ben konuşmuştum. Bir çözüm önerisiyle bunu destekleyebiliyoruz. Yani okula gelindiğinde karşılaşabileceği şeyleri iyi görmek gerekiyor. Bu ne olabilir? Mesela ben birinci sınıf öğrencisi için söylüyorum. Mesela tuvaletle ilgili sorun olabilir. Mesela öncesinde sadece öğretmen için söylemiyorum. Öğretmen okulu gezdirir zaten. Bahçeden başlar, bütün okulu bir turu attırır. Bunu bütün öğretmenler, idareciler bunu isterler. Okulu gezmelerini, katları gezmelerini, hangi sınıfların nerede olduğunu gösterirler. Fakat öncesinde ailelerin okulun bu yerlerini öğrencilere anlatması gerekir. Aileler önce beraber gezmesi gerekiyor. Çünkü çocuğun o tuvaletin yerini bilmesi onun için bir güven duygusu. Çünkü onun en büyük temel ihtiyacı yemeği nerede yiyeceğini, suyu nerede içeceğini, suyu nasıl kullanacağını bunları bilmesi gerekir. Aileler bunları en baştan bu ihtiyaçları belirleyip öğrenciye paylaştığında ciddi anlamda rahatlayacaktır çocukta. Daha ne yapabilir? Öğretmeniyle ilgili tabii ki de güzel şeyler paylaşması lazım. Çünkü öğretmen sınıfa geldiğinde zaten güzel şeyler paylaşacak. Buna eminim. Bütün öğretmenlerimiz o birinci sınıf veya okula başlangıç veya ara dönemde başlayacak çocuklar için de söylüyorum. 2, 3, 4'ler için de söylüyorum. Bütün öğretmenler o çocukları kucaklayıcı davranıyor. Yani olumsuz bir şekilde hiçbir öğretmenimiz, Türkiye'deki öğretmenlerin hepsi bu konuda değerli. Ben hep böyle görüyorum. Bu anlamda çok ciddi kendi düşüncelerini hazırlıyorlar. O yaz tatillerini ciddi anlamda bu yorgunlukla geçiriyorlar. O yüzden bizim veli olarak öğrenciye sunabileceğimiz en güzel şey o öğretmenlerle ilgili güzel tutumlar sergilemek. Yani korkutucu yaklaşmamak. Ben şunu da biliyorum. Zamanında bize de yaptılar bu sıkıntıyı. Şu konuda söyleyeyim ben. Mesela dediler ki işte öğretmenine söylerim seni. Bak daha o zaman daha yeni başlıyor. Bak şimdi sen okula başlayacaksın göreceksin. Aslında bu şu anda belki de dinleyenler ya biz böyle bir şey yapmadık diyor ama ben bunlarla karşılaşan birisiyim. Tabii. Sanki şimdi korkutulan birkaç tane meslek var. Öğretmen, doktor, polis, asker, hemşire neyse. Bunlarla maalesef ülkemizde ciddi anlamda bir olumsuz bir tutum azaldığını düşünüyorum ama maalesef var böyle bir şey. Bu da ister istemez çocuğun neyle korkuttuğu kişi öğretmen olduğu için oraya okula geldiğinde tabii ki de güven sorunu yaşayacak. Tabii ki de akademik anlamda da sorun başlayacak. Çünkü çocuk korkuyor. Çocuğun aklında başka şeyler var. Beyin başka şeylerle uğraşıyor. O sebeple öğretmenle ilgili güzel şeyler söylemesi gerekir. Kesinlikle. Başka Ya da ben belki şunu ilave edebilirim. Çocuğumuz eve geldiğinde bir şey aktarabilir. Bazen küçük yaştaki özellikle çocuklar tırnak içinde yalan söylüyor anlamında asla söyleyemem bunu ama çocuklar anladığı gibi ya da gördüğü gibi onu yorumlayıp farklı bir şekilde aktarabilirler ailelere. Burada direkt aslında öğretmenine şey sorabilirler yani ailelerimiz bu noktada. Hocam çocuğumuz böyle bir şey aktardı ama siz ne diyorsunuz gibi bir yaklaşımla ya da ben merak ediyorum bununla ilgili yapmamız gereken bir durum var mı? Sizin tavsiyeleriniz var mı? Önerileriniz nedir gibi bir yaklaşımla direkt öğretmenleriyle iletişime geçerse her zaman yapıcı yaklaşım Hocam. kazandırır ve dolayısıyla çocuklara olumlu anlamda döner diye düşünüyorum. Bunu ben eklemek istersem ekleyebilirim Mevlüt hemen. Hocam. Tamam Mevlüt Hocam. Eklediğiniz şeyi şöyle ben düzelteyim. Kendi içimde düzeltiyorum. Şu an aklıma böyle bir şeyler geçiriyor. Benim kafam şu anda ilkokul süreci o kadar büyük ki nereye bağlayacağımı
bağlamakla uğraşıyorum. Yani nereye bağlasan diye. Şimdi siz böyle söyleyince aslında bu benim bir rutinimin dışında normal söylediğim bir şey. Hani biz hep söylüyoruz ya, bir klişe artık. İşte öğretmen, öğrenci, veliye üç tac ayağı falan. Evet. Ben onu şuraya bağlıyorum. Bunu şunu istemlikle söylüyorum. Bütün öğretmenlerin de yapmasını, yine burada şöyle bir durum var. Yani ben bunu söylersem acaba otorite kaybeder miyim algısı da var. Fakat şunu iyi ifade etmek gerekiyor. Veli ile bunu en başta açık bir şekilde dile getirmek lazım. Yani ne olursa olsun, ister ben haklı olayım veya haksız olayım. Bakın, haksız, yani suç, yanlış bir şey de yapabilirim. Tabii Öğretmen ki. olarak hata yapabiliriz. Çünkü benim, belki de ileri vakitlerde konuşacağız, hata yapmak, bugün bir öğrencim sordu. Öğretmen hata yapabilir değil mi hocam diye. Neden sorduğunu sormadım. Yapabilir tabii ki dedim. Hemen bir kendime eleştiri yaptım. Acaba bir hata mı yaptım? Bu güzel bir şey dedim kendi kendime. Ama soracağım. Birazcık bekleyeceğim onu. Şimdi nereye getireceğim? Burada veliyle bu konuyu çok iyi paylaşım yapıp çocuklardan gelebilecek her türlü bilgiyi öğretmene aktarmalarını sağlamak gerekiyor. Aslında çok güzel bir yere bağladınız. Güvenli ilişki. Yani o Kesinlikle. güvenli bağlanmayla beraber veliyle de beraber güvenli ilişkinin olması gerekiyor. O güvenli ilişkide öğretmen tarafından veliye ciddi anlamda beraber birlikte hareket edildiğini net göstermek gerekiyor Mehmet Hocam. Bu da nasıl olacak? Öğretmen, bir kere ben hata yapabilirim. Bu sizin de benim de en doğal hakkım. Ama bunu nasıl çözebiliriz? Veya öğrenci hata yapabilir. Biz bunu nasıl çözebiliriz? Bunu konuşmamız gerekiyor. Yani ortada bir problem durumunu her zaman çözenler olarak bakmak gerekiyor. Bunu en başta velilerle, hatta bunu öğrencilerle de, yani benim rutinlerimden bir tanesi en başta, biz bir aileyiz. Birlikte bu hataları yapabiliriz. Bana birinci sınıfta şu soruyu sordular, daha en başta. Biz bir aileyiz dedim. Bir öğrencim dedi ki, hayır hocam, sen benim annem babam değilsin dedi. Hayır dedim, biz bir aile olacağız aslında dedim. Şu anda ikinci sınıfa geçtik. Çocukların ağzında şu var: biz bir aileyiz. Bakın, bir yıl süreden sonra çocuklar artık aile kavramının ne illaki anne baba olması gerekmediğini anlamaya başlıyorlar ve orada sorumluluklarını da biliyorlar, haklarını da biliyorlar. Ona göre hareket ediyorlar. Hocam, sevgili benim müdürüm Rahmi Hocam bir yorum yapmış. Biliyorsunuz bunu paylaşmadan geçemem. Canlı yayınların hikayesidir. Burada hemen kısaca bahsedeyim. Geçen yıl benim böyle hayalimdeydi bu canlı yayınları yapmak. Ve Evet. öğretmen arkadaşlarla aslında canlı yayın yapmayı çok arzu ediyordum. Özellikle alanda olan, uygulama sahasında olan, okulda bizzat çocuklarla içli dışlı olan arkadaşlarımızla canlı yayın yapmayı çok önemsedim. Ve Rahmi Hocama bir gün dedim ki hadi akşam canlı yayın yapıyoruz. Bugün mü dedi? Evet dedim. Ve hocam sağ olsun o gün birinci olarak başladık. Kendisinin emeği Evet. büyüktür ve şöyle bir yorum yapmış. Bu yorumu kendisinden duymak da benim için onur verici açıkçası. Sizler gibi genç arkadaşlarımızı bu sahnelerde gördüğümüz için gurur duyuyorum. Harika bir özgüven ve içi dolu paylaşımlar duyuyorum. Tebrik ediyorum demiş Kadir Hocam. Siz de Teşekkür ederim. zaten kendisi tanıyorsunuz. Çok Evet. teşekkür ederiz. Peki Çok Kadir teşekkür. Hocam şimdi yavaş yavaş davranış kısmına geçelim. Tabii ki güveni oluşturduk çocuklarımızda. Özellikle hani biraz önce de söylediniz. Biz bir aile izlediğinizde çocuklar çok basit düşünebiliyor. Hayır, biz aile değiliz. Siz benim babam değilsiniz diyebiliyor. Bunun Evet. gibi davranışlarıyla alakalı da arkadaşlarıyla nasıl davranmalı, onlarla nasıl bir paylaşım yapmalı, nasıl yardımlaşma yapmalı, sınıfta nasıl oturup kalkılmalı, nerede ben konuşurum, nerede konuşmam, ne zaman ayağa kalkabilirim, susadığımda ne yapabilirim, ondan sonra gibi durumları nasıl kazanıyor çocuklarımız? Bununla ilgili yaptığınız nasıl çalışmalar var? Biraz da bundan bahsedebilir misiniz? Buradaki rutinleriniz var mıdır? Benim aslında kendim için tek bir çizgi var ve bu çizgiyi net olarak öğrencilere aktarmaya çalışıyorum. Tek bir çizgim. Çizgim de şu: şakayı, daha doğrusu dokunmayı sevmediğimi söylüyorum. Çünkü aslında en büyük problem bana göre çocuk şımarabilir, yani ayakta gezinebilir. Bunlar öğretmenden öğretmene değişen
şeylerdir, bakış açısıdır. Benim için bazen gezen öğrenci anlamlıdır. Neden gezdiğini sorarım. Bazen de sorgularım. Şu anda geziyorsun ama bir amacın mı var yoksa kalktın şu anda ne düşünüyorsun diye bir sorgulama yaptırırım çocuğa. Fakat o çizgiyi söyleyeceğim. Hatta bununla ilgili velilerden de geri bildirim alıyorum ben. Kendimi tanıttıktan sonra diyorum ki ben kesinlikle şakayı sevmiyorum. Şakadan kastım ne? Önce onu söyleyeyim diye açık söylüyorum. Oyun oynayacaksınız siz fakat dokunacaksınız. Dokunma konusunda benim birazcık hassasiyetim var. Lütfen bu konuda sizden yardım bekliyorum. Evet sizinle birlikte oyun oynayacağım fakat sizi bazen serbest bırakacağım. Oyunlarınıza dokunma anlamında dikkat etmenizi istiyorum. Ne gibi deyip birkaç tane örnek gösteriyorum. Bazen bu sizin drama orada göstermek, onu canlandırmak, ne olduğunu anlamlandırmak da çok önemli. Orada birkaç tane örnek gösteriyorum. İşte siz çocukla, arkadaşınızla oynarken şu davranışını yaptığınızda belki arkadaşınızın canını acıtabilir. Gösteriyorum. Tabii orada fiziksel olarak bir dokunma eylemi olmuyor ama ne olduğunu anlatmaya çalışıyorum. Bunu yaptıktan sonra çocuklar şunu söylüyor. Kadim öğretmenimiz şakayı sevmiyor. Ama dokunma şakasını sevmiyor. Yani o yüzden buna bizim dikkat etmemiz gerekiyor deyip özellikle şimdi çocukları tanımadığım için ilk buradan giriyorum ben. Ve kendimi de anlatmaya çalışıyorum. Gerçekten de ben dokunmayı çok seven birisi değilim. Bu anlamda da öğretmeni de hem tanımak hem de benim neye hassas olduğumu görmelerini istiyorum. Çünkü öğretmen için, veliler için, velilerin en büyük beklentisi şudur. Kendi evladım için de ben bunu söylüyorum. Çocuklar birbiriyle kavga etmesi veya oyun anında çocuğun diğer çocuğa zarar vermesi. Aslında çocuklar o kadar masumlar ki oyun oynuyor ama kendini kontrol etme konusunda tam yetki kazanmadığı için de karşıdaki kişiye zarar verebiliyor. Burada işte velilere çok büyük bir görev düşüyor. Çok iyi algılamak lazım. Ben kendi çocuğum için söyleyeyim. Şimdi anaokulunda böyle bir sorun yaşanmış. Ben anneye karşı, bak burada bir paylaşım yapacağım. Güzel bir, benim için hep örnek aldığım mevzulardan bir tanesi. Çocuğum anneye bir şey yaptı, bir davranışta bulundu. Ben de dedim ki, ya dedim Ömer sen bunu böyle yapıyorsun ama, bu davranışı yapıyorsun ama arkadaşın sana bunu yapsa ne hissedersin? Şöyle bir gözü doldu. Yaptı zaten dedi. Sonra bunun üzerinde konuştuk. Ben hemen öğretmeniyle iletişime geçtim. Hocam biz bunu nasıl çözebiliriz diye. Bakın burada ben bir veli olarak da konuşuyorum. Bunu ben nasıl çözebilirim? Sonuçta oradaki bir çocuk, onun da şöyle düşünmemek gerekiyor. Okul öncesinde öğrenseydi, annesi babası ona öğretseydi. Bakın burası çok önemli. Bazen anne babanın gerçekten çözemediği yerler var. Tamam, belki bilmediğinden kaynaklanıyor veya mesela çok uğraşıp da hala bunun için didinip de çözemeyen birçok tanıdığım var. Okul döneminde öğretmenle işbirliği yaparak bu durumu çözdüklerini de görüyorum. O yüzden bu tür ufak tefek durumları görmezden gelmek değil de problemi çözme, öğretmenle hareket etmek gerekiyor. Tabii benim bu konuda çok şanslıyım. 3 yıl önce çok zor bir grupla çalıştım. Bununla ilgili rutinlerim vardı. Olumsuz davranışlar sergileyen ya da doğru davranışları öğrenemeyen öğrencilerle günlük hedefler koyuyordum ben. Sabahleyin hemen geliyordum, öğrenciyle karşı karşıya diyordum ki, elimde not defteri tabii. Diyordum ki, bak dün veya bundan önceki günler sen böyle böyle davranışlarda bulundun, bunu konuştuk seninle. Hadi bakalım bugün daha büyük bir hedef koyalım. Elinden geldiği kadar kendini kontrol etmeye çalış. Tam o davranışı yaparken bir düşün deyip öğrenciyle küçük, kısa 2-3 dakikalık, 5 dakikalık günübirlik hedefler veriyordum. Ve bunun ciddi anlamda takibini yapıyordum. Çok zor öğrencilerle diyorum. Benim şansıma 2 senede çok rahatım. Ama ondan önceki grup ciddi anlamda yorulduğum bir gruptu. Ve benim en büyük tecrübelerim de oradan geliyor. Çünkü zor bir grupla çalışmak, öğretmenin bu problemleri çözmesi için bir dünya kitap okuması, bir dünya video izlemesi, bir dünya
Hiç unutmuyorum. Birçok böyle bir sosyal medyadan bana o gün, o yılla ilgili akademisyenler dahi böyle tanıdığım bildiğim yazılar yazıyorlardı. Çünkü ben paylaşım yapıyordum, çözüm arıyordum. Burada sadece çözümü kendimiz değil, kitaplarda değil, tecrübeli kişilerle de paylaşım yaparak sınıftaki o olumsuz davranışları gidermemiz gerekiyor. Yani ben acaba bunu söylesem nasıl bir duruma girerim hissiyatında olmayıp tamamen kendini bir öğretmenin bırakması lazım. Yani bu beceriksizliğimizden değil. Tamamen öğrencilerin farklı algılayışı, farklı durumundan kaynaklanıyor. O yüzden sabahları ben rutin olarak şunu yapıyordum Mevlüt Hocam. Çocukları ciddi anlamda hedef koyuyordum. Akşamında da o hedefle ilgili geri bildirimde bulunuyordum. Ve bunu önce sık sık sonra ara ara ve bu çocukların çok ciddi anlamda vurma davranışı olan. Yani yolda giderken mesela koridorda mesela şöyle öğrenciyle karşılaşmıştır bütün öğretmen arkadaşlar. Yolda giderken 5-6 tane kişiye elleri kolları dokunan bir çocuk düşünün. Sınıfta sürekli zorbalık eden bir çocuğu düşünün. Akran zorbalığı. Yani bununla baş etmek o çocuğu kazanmak istiyorsunuz. Çünkü benden eğer o çocuk çıkarsa biliyorum ki başka bir gruptaki öğretmenim arkadaşım da aynı benim gibi o şeyle uğraşacak, çözmeye çalışacak ve bu çocuklar çok fazla yer değiştiriyor. Yani benden gelince başka bir yere gidecek. Yani bu 2-2 daha 4 yani. Benden gidecek, Mevlüt Hocama gelecek, Mevlüt Hocamdan başka bir öğretmenime gelecek. Sürekli dolanıyorlar. Bunları da biz özellikle özel okul bünyesinde çok görüyoruz biz. Devlet okulunda genellikle yer Peki, değişmiyor. Kadim Hocam, benim anladığım şu, bir kere öncelikle kurallarınızı ne çiziyorsunuz başında? Kesinlikle. Ve kural da çok fazla değil aslında. Tek söylediğin şey, ben dokunmaktan Evet. hoşlanmam. Dolayısıyla aslında şaka dediniz çünkü orada mizahın güven duygusunu konuşurken özellikle mizah yapılmasını vurguladınız. Şaka diye kastettiğiniz şey mizah değil aslında. Biraz el kol şakası, daha ziyade el kol Evet. şakasından bahsettiniz. Evet. Onun haricinde aslında çocukları biraz özgür bırakıyorsunuz. Ve ben şimdi mutfak için bir soru soracağım. Tabii şu anda velilerimiz de izliyor ama seni çok iyi tanıdığım için, cevabını da net bildiğim için sadece paylaşım adına soracağım. Mesela çocuklarınızla bağırıyor musunuz? Çok Evet, net bir soru çok güzel. soruyorum. Çok çok güzel bir yer. Burayı ben hemen ayıracağım. Öncesi ve sonrası. Evet hocam. Şimdi yine 3 yıl önce daha öncesi de var aslında. Biz öğretmenler ciddi anlamda şunu kaçırıyoruz. Yani karşıdaki çocuğa bağırmanın gerçekten zerre miktar bir yararı yok. Ve öğretmen arkadaşlarım da aslında bunu çözmek için de uğraşıyor. Şunu biliyor ki bağırmak değil de yüksek sesle konuşmak o öğretmeni günün sonunda ciddi anlamda yoruyor. Yani ciddi anlamda. Ve ben bunu mesleğimin ilk başlarında sınıfım güzel bir sınıfım vardı. Yani bu konuda rahattım, eğleniyordum. Ama özellikle işlerin zorlaştığı o dönemde, o birinci sınıf döneminde bunu kaçırdığımı fark ettim. Yani bir doğru bir şeyler yaparken yüksek sesle veya sabırı bıraktığımızda ciddi anlamda tamam o çocuğa etki ettiğini görüyorsun. Nedir etki? Çocuk evde de ona alışmış. Şimdi benim mesela burada gözlemimi söyleyeceğim. Sınıfta bir çocuğun yani evde yüksek sesle karşılaşıyorsa eğer sınıftaki öğretmenin ses tonu ona ulaşmıyor. Eğer düşük ses alıştıysa yüksek ses de onu korkutuyor. Tam zıt bir olay. Yani sınıfta yüksek sesle siz devam ettiğinizde bir grup olumlu bir şekilde yönergeleri alırken bir grupta tedirgin ve güven sorunu yaşıyor. Korkuyor. Öğretmene hem bağlı hem de tedirgin oluyor. Şimdi burada ben şöyle bir şey yaşamıştım. Bir öğrencim, Damla öğrencim, hiç unutmuyorum. Öğretmenim dedi, siz böyle konuştuğunuzda gerçekten ben üzülüyorum dedi bana. Korkuyorum dedi. Ben de karşımda böyle öğrencinin bu şekilde ifade etmesi beni o kadar çok mutlu etti ki o an şunu söyledim. Bundan sonra kesinlikle kızım benim yüksek sesimi
bu seviyenin üstünde göremeyeceksiniz dedim. Ve şu anda ondan sonraki süreci ben ifade edeyim. Hele özellikle şu bu seneki ve geçen seneki yani 2 yıldır devam ettiğim grupta sınıfım çok sakin. Aslında bu bizim bir gözlemimiz. 20-30 yıllık böyle büyük bir tecrübeye, deneyime sahip öğretmenleri ben izliyorum. Çok sakinler. Hele bir Leyla hocamız vardı. Ciddi anlamda izliyorum ben. Böyle izliyordum o zamanlar. Yani sınıfta sakin, Leyla hocam da sakin. Şimdi bu sene özellikle şu 2 yıldır elimden geldiği kadar sakin olmaya, ben heyecanlı birisiyim. Heyecanımı yüksek sesten kastım aslında burada olaylara tepkimiz. Bazen eğlenmek için de yüksek ses kullanabiliriz. Yeri geldiğinde önemini ifade etmek adına o konuyla bağlı olarak yüksek ses kullanılabilir. Dibe de inilebilir. Ama kişiye yöneldiği zaman o oklar o zaman zarar verici oluyor. O sebeple benim tavsiyem, buradaki en büyük önerim, öğretmenler çocukları neyle karşıladıysa ses olarak kesinlikle o ses tonuyla devam ettiklerinde öğrencilerin de öyle devam ettiğini görebilecekler. Şöyle bir durum var. Bunu hemen özellikle söylüyorum. Eğer çocuk yüksek ses, burada şu ayrışmaya başlıyor. Evde yüksek sese maruz kalan çocuklar sivrilmeye başlıyor. Çünkü sınıfta onlar ortaya çıkıyor. Yüksek sesle Evet. konuşmalar, tartışmalarda yüksek sesle yapmalar, kendine Evet. Ciddi anlamda böyle durduramama, bu çocuklarla biz konuştuğumuzda evde bir sorun var. Yani o sorunu da öğretmenin öğrenciyle çözmesi ve evliyle görüşmesi gerekiyor. Evet Kadim Hocam, şimdi tabii bizim biliyorsunuz yayınımız 45 dakika ve şu anda süremiz doldu. Ve Ciddi mi? geçti bile tabii Ciddi ki. Ya. Zaten yayınlarımızın en güzel özelliği bu hocam. Nasıl başlıyor ve nasıl bittiğini anlayamıyoruz. Ya daha Sevgili dünya kadar izleyen, öğrenci vardı. onları konuşacağız çünkü herhalde bir 3-4 daha yayın alacağız gibi duruyor. Çünkü şimdi biz güven duygusunu, güvenle bağlanma konusunu konuştuk. Arkasından çocuklarımızın özellikle davranış kazanma noktasındaki yaklaşımımıza baktık. O anlamda ses tonumuzu bağırıyor muyuz diye konuştuk. Evet. Ama ben özetle şunu gördüm Kadim Hoca'da, şu konuştuklarımız konusunda. Siz geri bildirimi çok önemsiyorsunuz. Yani aslında en büyük rutininiz, en baştaki rutin diye dersen ben herhalde geri bildirim derim. Evet. Öğrenciden sürekli geri bildirim alıyorsunuz. Sizin gerek Nasıl yaklaşımınızla göründü? alakalı. Evet. Nasıl Ne dedin? göründü? Nasıl Nasıl göründüğünüz? göründü? Nasıl Evet. Ayna göründüğünüz? Bir, evet. Bir de veliden geri bildirim alıyorsunuz. Hatta öğretmen arkadaşlardan geri bildirim alıyorsunuz. Biz şimdi devamında şunları konuşacağız. İzleyen arkadaşlarımıza söyleyelim ama Tülay Hocam bir soru sormuş. Ben onu yanıtlayarak yayınımızı sonlandırmak istiyorum. Ama neler konuşacağız gelecek yayınlarımızda? Kadim Hocam'la takvime bağlayacağız. Şimdi neler konuşacağız? Çünkü konuşacak çok şey var rutinlerde. Mesela temel alışkanlıklar, çocukların temizlik alışkanlıkları kazandırma noktasında, yemek yeme adabı kazandırma noktasında, arkadaşlarına karşı merhametli, sevgili ile yaklaşma noktasında, nasıl yaklaşma noktasında onlara bu alışkanlıkları nasıl kazandırıyoruz? Okuma yazma süreçleri nasıl oluyor? Özellikle birinci sınıflarda okuma Evet. alışkanlıklarını çocuklara nasıl kazandırıyoruz? Bununla ilgili nasıl çalışmalar yapıyoruz? Ödev yapma Evet. alışkanlığı şu anda en çok herhalde tek başına konuşacağımız bir konudur bu. Ödev yapma alışkanlıklarını nasıl Bak, kazandırıyoruz? Bunu ben konuşacağız. hazırlanmıştım. Evet, bu galiba okuma Hazırlanmıştım. alışkanlıkları ile alakalı değil mi hocam? Evet, çok sevdim fileler. Fileler. Fileler çok güzel. Evet. Özellikle işte tam da Tülay Hoca'nın şeyiyle alakalı. Ben demiş ki Tülay Hocam, ufku açık öğretmenleri okul idaresi sınırlayabilir mi? Hiç sınırlandığını hissettiniz mi? Oldu mu? Ben bu soruyu şöyle devam ettireyim. Çünkü konuşacağımız konulardan bir tanesi bu. Acaba merak duygusu olan, doğuştan var olan, meraklı olan çocuklarımızın sınırla öğretmenler yaklaşımlarıyla sınırlandırır mı? Siz bu konuda ne yapıyorsunuz? Sorularımdan bir tanesi buydu. Günlük rutinleri zaten konuşuyoruz süreç içerisinde. Ve ilkokulda kazanılan bu alışkanlıkların ileriki hayatta kalıcı hale gelmesi açısından bizlere neler düşüyor? Ortaokul öğretmenlerine, lise öğretmenlerine, ailelere neler düşünüyor? Bunları konuşacağız. Evet. Dolayısıyla 2-3 yayında hala galiba bizi bekliyor bu anlamda. Öncelikle çok teşekkür ederim ama Tülay Hocam'ın sorusuna yanıtlarsanız sonra bir son cümleyle kapatalım. Çünkü zamanımız dolmuş oldu maalesef.
Yani Mevlüt Hocam, soruyu cevaplamadan önce burayı, bu yayında bunu anlatmadan geçmeyin. Bir Buyurun. rutini daha söyleyeyim. Rutinlerle ilgili Kadim Hocam, şimdi okul idaresi biliyorsun sınırlandırabilir. O yüzden seni sınırlandırıyorum. 10 saniyen var. Buyur hocam. tamam, oraya girmeyeceğim o zaman. Şuraya gireceğim. Gir gir lütfen gir. Latife ediyorum gir. tamam. Ya şöyle, oyunla ilgili ben bir şey söyleyeceğim Mevlüt Hocam. Tabii ki. Özellikle çocuklarda istediğim ise sosyal ve duygusal anlamda iyi bir gelişim. O yüzden şeyin devamı olarak, yani okul öncesinin devamı olarak öğretmenlerin, mesela benim yaptığım, geçen sene 2 ay boyunca düzenli oyun oynattım ben. Haftada 2-3 gün. Bu sene de gelir gelmez, ikinci sınıf için söylüyorum, okulun ilk başladığı günden itibaren 2 ay boyunca düzenli, kontrollü oyun oynattım. Çocuklara oyun oynamayı öğretmemiz gerekiyor. Çünkü bu çocuklarda ciddi anlamda ilişki kazandırıyor, sosyal ilişkilerini geliştiriyor ve duygusal anlamda birbirlerini de çok iyi anlamak. Hani duygudaş dedik ya, duygudaş olabilmeleri için çocukların birbirlerini kabul etme ya da sınırlarını, nasıl söyleyeyim, bunu nasıl ifade edeyim? Yani mesela ben seninle tartışıyorum. Birbirimizin sınırını, biz birbirimizi ne kadar iyi anlıyorsak o kadar yukarıda tutabiliriz. Bunu çıtayı, Evet. yani eğer çok iyi birbirimizi tanımıyorsak ufacık bir şeyde kavgaya sebep olur. O yüzden ne kadar çok oyun oynatırsak düzenli, serbest oyunlar çok önemli ama özellikle düzenli, kontrollü oyunları okulun bazı dönemlerinde rutin halde çocuklarla yapmak gerekiyor. İkinci, o soruya cevap vereceğim ben. Buyurun hocam. Eğer öğretmen meraklıysa, öğrenmeye açıksa, kusura bakmayın, hiçbir idareci, hiçbir kimse o öğretmenin karşısında durmaz. O öğretmen şunun için uğraşır, şunu merak eder: ben o idareciyi nasıl ikna ederim? Onu da merak eder çünkü. Onun için de uğraşır. Ben öyle biri oldum. Bu merakımla, çünkü o da bir merak konusu aslında. Niye ikna olmuyor? Yani sebep ne? Onun için de uğraşırım. Ha, burada önemli olan şey öğretmenin gelişimi. Hiçbir idareci, yani sınırlama konusu birazcık farklı, başka bir konulara giriyor. Tabii ki. Ben onu sadece benim düşündüğüm kısmıyla bırakmak istiyorum. İdare, okulun kendi rutinleri var. Bir de orası var yani. O rutinleri çok iyi kontrol etmek gerekiyor. Öğretmenin çok iyi görmesi gerekiyor. Tabii bizim amacımız öğrenci. Ve bunu da idareye aksettirdiğimiz zaman, ne yapmaya çalıştığımızı gösterdiğimizde idare de kabul edecektir. Ama kesinlikle öğretmeni sınırlandıran bir idarenin hiçbir öğretmenle karşılaşmasını istemem. Neye göre konuştuğumuz da önemli. Yani buradaki şeyi iyi görmek lazım. Yani soruyu ben şeyde algılayamadım. Yani neyi engelleyici, neyi sınırlandırıcı, orayı tam göremedim ben aslında soruda. Ya zannedersem şöyle, sınıf içerisinde farklı uygulamalar yapmak istiyorsunuz. Ha, anladım. Anladım. Yani teknoloji kullanmak istiyorsunuz, farklı uygulamalar yapmak istiyorsunuz, davranışsal noktada farklı çalışmalar yapmaya çalışıyorsunuz, Ha, anladım. projeler üretiyorsunuz Hocam, mesela gibi gibi. kesinlikle ben şunu şey yapmak istiyorum. Ne olursa olsun idareyle paylaşılması gerekiyor. Yani aslında buradaki en büyük sıkıntı bence yine iletişim. Biz öğrencilerle iletişimi sağlarken biz idareyle olan iletişimimizde sıkıntı yaşıyoruz. O yüzden bir şey yapacaksak yapacağımız şeyleri öncesinden planlıyoruz çünkü. Planlamamız gerekiyor. Planladığımız için de o planladığımız şeyleri de idareyle paylaşarak belki de şunu yapmamız lazım. Biz eğer planladığımız şeyleri veya yapmak istediğimiz şeyleri öncesinde planlayıp idareye sunduğumuzda, sunarken de ben bunları yapacağım şeklinde değil de ben bunu daha iyi nasıl yapabilirim şeklinde sunmak gerekiyor. Çünkü onların da mutlaka deneyimleriyle onu daha iyi bir yere getireceğini ben biliyorum. Gördüm yani bu şekilde. Hocam çok teşekkür ederim. Evet. Gerçekten benim için ayrı bir yayın oldu. Heyecanlı bir yayın oldu. Çok bol Benim için istifadeli bir de yayın oldu. Devamı gelecek çünkü çok konuşacak mevzularımız var. evet. Ve her hafta bu yayınlarımız devam ediyor şu anda. İzleyen hocalarımız, ilk defa belki tanışan arkadaşlarımız vardır. Onlara da ifade edelim. Bu yayınlarımızın tekrarını YouTube Eğitim Liderleri kanalına koyuyoruz. Bir iki gün içerisinde ben koyuyorum. Kadim Hocam'ın yayınını baştan itibaren izlemek isteyenler, diğer bundan önceki yaptığımız yayınları izlemek isteyenler oradan takip edebilirler, izleyebilirler. Kadim Hocam, bunu da ilave etmiş olalım. Evet. Yine aramızda ilk defa yine katılan arkadaşlarımız, onu da söyleyelim. Her hafta düzenli bir şekilde bu yayınlara devam ediyoruz.
farklı öğretmenlerimizle, farklı konularla devam ediyoruz. Devam edeceğiz inşallah. Ben çok teşekkür ediyorum. Beni kırmadın, iyi ki katıldın. İyi akşamlar diliyorum sevgili Kadim Hocam. İyi akşamlar. Görüşmek İyi üzere. Akşamlar. İyi akşamlar. Görüşmek üzere.